Bursa Ticaret Borsası'nın saygıdeğer üyeleri ve değerli katılımcılar, izleyiciler. Bu videomuzda hizmet pazarlaması ile ilgili bir seminer icra etmeye çalışacağım. Hizmet pazarlaması belki de ismi her ne kadar çok sık karşımıza çıksa da gerçekten ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahip. Özellikle hizmetler açısından düşünüldüğünde. Şimdi isterseniz hizmet kavramından başlayalım. Ne demek hizmet? Hizmet pazarlaması ile neyi kastediyoruz? Nelerin üzerinde durmamız gerekir? Bunlara değinelim. Fakat öncesinde hizmetlerle ilgili size bir resim çizmek istiyorum. Bir fotoğraf çekmek istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de hizmet sektörüne dair. Bu denli önemli olmasına rağmen hizmet pazarlaması belki de fiziksel ürünlerin pazarlaması ve markalaşması kadar önem bulmadı kendine dünyada ve Türkiye'de. Fakat hizmetlere baktığımızda ise hem dünyada hem ülkemizde hem de Bursamızda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hizmet sektörü dendiğinde aklımıza genelde turizm sektörü gelir. Turizm sektörünün de pek çok alt branşları mevcuttur, pek çok alt sektörleri mevcuttur. Ancak elbette pandemi dönemine baktığımızda son bir buçuk seneye daha doğrusu 2020 yılının tamamına ve özellikle de şu birkaç aya baktığımızda 14-15 aylık döneme baktığımızda turizm sektöründeki hizmetlerin çok fazla etkin bir şekilde büyümediğini tam tersine küçüldüğünü görebiliriz. Önemli bir hizmet kalemi olan ya da hizmet endüstrisi olan ve özellikle de son bir buçuk yılda inanılmaz bir şekilde büyüyen bir başka hizmet sektörü de perakende sektörüdür perakende sektörü gerek Bursa gerek Türkiye gerekse dünya açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Ve gerçekten son bir buçuk senede inanılmaz bir büyüme kat etmiştir. Gerek online tarafıyla gerek mağazacılık tarafıyla ciddi bir büyüme gerçekleştirmiştir diyelim. İsterseniz hizmetlerin öneminden biraz bahsedelim. Hizmet denildiğinde hangi açıdan ülkeler açısından faydası vardır? Bir defa hizmetlerin dünyada ve Türkiye'de bizim gayri safi yurt içi hasıla dediğimiz kavram içerisindeki yerinin oldukça yüksek olduğunu, ciddi anlamda üretilen değerin önemli bir kısmının hizmet sektörleri tarafından karşılandığını söylemekte fayda var. Dolayısıyla eğer bir işletme hizmet sektöründe bulunuyorsa, hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorsa o elbette dolaylı ve doğrudan ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sunuyor demektir. Özellikle hizmetlerin ödemeler dengesindeki öneminin yerini bir kere daha çizmekte fayda var. Tabii biz genellikle Türkiye'de hizmet sektörü dediğimizde aklımıza turizm geliyor. Fakat bu pandemi döneminin de etkisiyle belki de ikinci sırada yer alan perakende sektörü şu anda bir numaralı önceliğimiz olması gereken hizmet sektörü haline geldi. Peki bu değişime baktığımızda dünyada ve Türkiye'de ne gibi bir değişim oldu? Aslına bakıldığında özellikle e, raporlara bakıldığında perakende sektörünün içerisinde iki önemli unsurun ciddi ilerleme kaydettiğini söylemek mümkün. Bunlardan birincisi elektronik ticaret. Elektronik ticaret gerçekten ülkemizde de dünyada da çeşitli markaların büyümelerine baktığımızda ciddi oranda arttığını görüyoruz. Bir numarada elbette dünyada Amazon firması var. İki numarada gene Amerika'nın bir başka markası var. Üç numarada Çin'den bir marka var. İlk ona baktığımızda Çinli ve Amerikalı markaların önde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de gene hepsi burada gibi. Onun dışında Trendyol gibi ee, ve daha devamını getirebiliriz. Pek çok farklı marka söz konusu. Eminim bunları da pek çok tüketicimiz zaten birer tüketici olarak kullanmakta veya birer platform olarak zaten buralarda yer almaktayız. Veyahut da kendi markalarımızın web siteleri olup bunlar üzerinden insanlara e, bir şeyler, ürünlerimizi, hizmetlerimizi sunmaya çalışmaktayız. Hizmetlerin öneminin altını kısaca çizdikten sonra dilerseniz e, hizmet pazarlaması ile ilgili yani bu özellikle seminerin konusu kimleri ilgilendiriyor? Buna dair bir çerçeve sunmak isterim. Şimdi belki de şöyle bir şey olacak. Hizmet pazarlaması dediğimizde ya hocam bu bizimle alakalı değil. Biz hizmet sektöründe değiliz ki gibi bir ifade olabilir. Böyle bir soru akıllara gelebilir. Fakat şöyle bir sözle başlamak istiyorum. Ee, bu kısma bir önemli hizmet pazarlaması uzmanlarından ya da gurularından bir kişiye göre Valeri Zaytamıl'a göre hizmetler aslına bakıldığında bütün işletmelerin kendisi ürettikleri her şeye hizmet diyoruz. Veya bir başka ifadeyle kendi cümlesiyle bütün işletmeler hizmet işletmeleri. Yani aslında hizmet pazarlaması denilen bu seminer sadece hizmet ürettiğini düşünen kişiler için geçerli değil, şirketler için geçerli değil. Bütün işletmeler için geçerli. Çünkü bütün işletmeler aslına bakıldığında bir hizmet üreticisi, Birer hizmet işletmesi. Şimdi düşünelim. Peki bunun oranı ne olabilir? Nasıl bir e, böyle bir çıkarsamaya geldik? Nasıl bir çıkarımda bulunduk? Mesela dünyadan alalım. Apple'dan başlayalım. En fazla kullanılan belki de bilgisayar ve cep telefonu markalarından biri Apple. Değil mi? Apple markası işte Macintosh markası, Mac vesaire gibi markaları ihtiva ediyor. Bu açıdan bakıldığında bu bir hizmet midir? Şimdi düşündüğümüzde belki yani bunun hizmet neresinde? Bu bir ürün, fiziksel ürün. İşte cep telefonumuz var, onunla konuşuyoruz. E bunun hizmet neresinde olabilir diye düşünüyor olabiliriz. Ama bir an için Apple'ın İstanbul'da bulunan mağazalarından herhangi birini şöyle bir canlandırmaya çalışayım. Bu mağazalara bakıldığında özellikle ben bir tanesini ziyaret ettiğim için kendim bizzat gözlemlerini aktarmak istiyorum. Aslında sattıkları şey telefon. Değil mi? Özünde telefon telefon satıyor. Fakat telefon satmanın çok ötesinde ekstra hizmetler de sunuyor. Yani sadece ve sadece Apple'ı fiziki bir ürün satan bir işletme olarak nitelemek mümkün değil. Tam tersine olabildiğince hizmet ekliyor ki kendini rakiplerine göre daha farklı kılabilsin ve sürdürülebilir bir marka olabilsin. Dolayısıyla burada hizmetlerin önemli bir unsurundan, rolünden bahsedeceğiz. Onun da altını çizeceğiz fiziksel ürünler de üretsek mutlaka ve mutlaka hizmetler bizim ürünümüzün bir parçası olmak zorunda. Bunu da farklı olmak adına yapmak durumundayız. Şimdi o açıdan bakıldığında Apple'ın mağazasını düşünelim İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yer alan mağazası. Apple'ın satıldığı ortamın kendi mağazalarının rakip markalara göre yani bir başka telefon markasının satıldığı yere yere göre temel farklılıkları var. Şimdi Normalde insanlar elbette Samsung marka, Xiaomi marka bir takım cep telefonları ile Apple marka cep telefonunu fiziki olarak karşılaştıracaktır. Ama sadece bunun üzerinden mi karar veriyorlar? Eminim hayır cevabımız. Yani bunun üzerinden sadece karar vermeyeceklerdir. Şimdi düşünelim Apple'ın mağazasının içeriğini bir de diğer marka telefonların satıldığı örneğin Bursa'daki Carrefour'sa'nın içinde yer alan... E, telefon satış yerlerini düşünelim. Yani için gözümüzün önüne getirelim. Apple'ın mağazasında aşağı yukarı işte kahverengimsi masaların bulunduğu bir ortam var ve ortam oldukça sade. Sade çünkü ürün ön plana çıkarılmış durumda. Masaların üzerinde ürünler var, cep telefonları var ve bu cep telefonları o masa ve diğer araçların arasında oldukça ön planda. Yani ortam sade. Aynı zamanda her masa bir kasa. Yani her masa aynı zamanda bir kasa. Eğitimli satış görevlileri var. Ve bunlar siz ürünlerle ilgilendiğiniz zaman, istediğiniz zaman yanınıza geliyorlar. E geldikleri zaman da istenilen bilgileri verebiliyorlar. Ve kasaya gidip, yani ana kasaya gidip orada beklemenize de gerek yok. Her masa dediğimiz gibi bir kasa çekiyorlar. E bir e, Orada da ödemeyi yapabiliyorsunuz masa başında. Ve istediğiniz ürün hakkında da bilgi alabiliyorsunuz. Şimdi esas farklılaşmalara bakalım. Burada Apple markasıyla diğer marka arasındaki temel fark elbette ürün arasında fark olabilir ama bakın ürün dışında bir takım <laughs> sunulan hizmetlerde de farklılaşma daha henüz mağazasına girer girmez yaşanmaya başladı bile. Dolayısıyla o ilk başta söylediğimiz sözün gerçek olduğuna dair bir kanıt da sunmuş oluyoruz. Her işletme hizmet işletmesi. Peki ondan sonra ne yapıyor Apple mağazası? Aynı zamanda özellikle hizmet işletmelerinin en önemli özelliklerinden biri de şu. Apple markası için söylüyorum. Yeni jenerasyona yani bizim alfa kuşağı dediğimiz yaşı 11 ve altında olan. Aynı zamanda Z kuşağı dediğimiz yaşı 20 ve altında 11 arasında olan kitleye de hitap ediyor. Ve özellikle de son dönemlerde yaşı 3 ile 5 arasında olan yaş grubuna yönelik e, hizmet tasarımında bulunuyor. Düşünsenize bir marka bir telefon markası 3 yaş grubunu nasıl hedef alabilir? Bu nasıl olabilir? Gene mağaza içi tasarımına baktığımızda mağazanın içinde e, ürünlerini gene sergiliyorlar ama o yetişkin insanların ulaştığı masaların yanında küçük armutçuklar, oturulabilir armutçuklar ve küçük masalar yer almakta. İşte bunlar da bu küçük bireyler için Peki küçük bireyler burada ne yapıyor? Ürün satın alma hakları var mı? Elbette bunlara en fazla anne babasına söyleyebilir. Ama orada Apple'ın istediği şey markası ile ilgili bir deneyim yaşamalarını arzu etmek. Esas istediği bu. Deneyim yaşattırıyor. Üçücük, üç küçücük çocuklara, 3 yaşındaki çocuklara birer deneyim yaşatıyor. Bu da hizmetinin bir parçası. Şimdi düşünün Apple özde bir telefon markası diyelim ama sunduğu hizmetlere bakın. Yani o çekirdek olarak sunduğu bir fiziki ürün var. Ama onun üzerine birkaç daha daire çizebiliriz. Sunduğu ekstra hizmetler söz konusu. Düşünsenize bu şekilde farklılaşabiliyor. Demek ki fiziki bir ürün dahi üretse bir işletme mutlaka hizmet ekleyerek fiziksel ürünlerine hizmetler ekleyerek kendini farklılaştırabilir. Unutmayalım ki işletmelerin pazarlarında yüzer yıllık marka olması, Uzun bir süre boyunca e, mevcut durumlarını geliştirerek hatta devam ettirebilmesi sürdürülebilirlik ilkesini uygulamalarına bağlı. Sürdürülebilir olmak için de mutlaka mutlaka farklı olmamız lazım marka olarak. E, farklılaşmayı üründe sağlayamıyor isek ki Apple üründe de sağlıyor olabilir. Sağlayamıyor isek de ürünümüzün üzerine ekstra hizmetler sunabilmek lazım. Şimdi... Bu açıdan bakıldığında bir başka örnek daha vermek isterim. Amerika'ya gittik Apple'a e bizim ülkemizin örneği yok mu? Çok da güzel örnekleri var. Hem de bu güzel örnekler bizim esnafımızdan kaynaklı olarak çıkıyor diyebilirim. Mesela mutlaka duymuşsunuzdur çerezde ya da kuru yemişte tavşanlı önemli bir yere sahiptir. Tavşanlı da da eğer siz bir çerez almak için herhangi bir yere girdiğinizde orada fiziki ürünün dışında yanında işte çayıyla kısa bir küçük bir test etme amaçlı küçük bir çerez tabağıyla gelen insanları görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde o markanın o işletmenin kendisini farklı kılabilmesi için yapmış olduğu stratejilerden biridir. Hizmetlerin fiziki ürünleri farklılaştırmak için kullanılmaları gerçekten özellikle son dönemlerde artmış bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani artık fiziksel ürünler üreten işletmeler çok daha fazla hizmetleri kullanmaya başladı. Yani bizim hizmet sektörü dendiğimizde aklımıza turizm, perakende sektörü, onun dışında eğitim danışmanlık sektörü, onun dışında fiziki ürüne en yakın ya da somut ürün barındırmayan ürünlerin sunulduğu, hizmetlerin sunulduğu endüstriler geliyor. Turizm hizmeti gibi dediğimiz gibi, perakende hizmet gibi, onun dışında Avukatlık hizmeti, danışmanlık hizmeti, sigorta hizmetleri, bankacılık hizmetleri, değil mi? Daha çok bunlar aklımıza geliyor. Ama unutmayalım ki her işletme bir hizmet işletmesi ve hizmet her yerde olmazsa olmaz. Şimdi bu açıdan bakıldığında şöyle bir kurgu yapabiliriz. Örneğimizi Apple üzerinden vermiştik. Mesela düşünelim. Onun dışında elektronik ticaret firmaları, Türkiye'deki elektronik ticaret firmaları, trend yol başta olmak üzere o kadar çok elektronik ticaret markası var ki. Şimdi bunları düşünün. Hangisini tercih ediyorsunuz? Hanginizin, hangisinin sunduğu ürünler veya hangisinin sunduğu hizmet daha kıymetli? Mutlaka eminim içinizde bazı kişiler, hocam işte giysi olduğunda ben ilk buna bakarım. Çiçek olduğunda ilk buna bakarım veya işte market ürünü olduğunda ilk bu siteye bakarım dediğinizi duyar gibiyim. Dolayısıyla demek ki o markalar sundukları hizmetlerde diğer markalara göre ne yapmıştır? Bir farklılık oluşturmuştur diyebiliriz. Şimdi tabi hizmet sektörü denildiğinde aklımıza sadece mevcut elektronik ticaret markaları ve bu mevcut ürünler, hizmetler gelmemeli. Onun dışında eskiden beri olan, wow, wow, eskiden beri süre gelen bir takım hizmetlerin teknoloji araçları vasıtasıyla farklılaşması şeklinde ortaya çıkan hizmetler de var. Bunlar özellikle son dönemde Türkiye'de ve dünyada inanılmaz bir şekilde e, rağbet gördü. Bunlardan ilki yurt dışından örnek verip yurt içine geleceğim çünkü bizim de gerçekten çok başarılı örneklerimiz var. Mesela bunlardan bir tanesi Airbnb isimli internet sitesi. Bu bir yer kiralama, ev kiralama. Bir nevi otellerin, otel sektörünün rakibi gibi düşünebiliriz. İnsanların kendi evlerini misafirlere, yabancılara kiralayabileceği bir arayüz Airbnb. Onun dışında mutlaka duymuşsunuzdur. İsmi çok popüler çünkü Uber. Uber markası bir taksi hizmeti. Ama bakıldığında ne Uber'in taksisi var ne de Airbnb'nin bir oteli var. Bir arayüz sistemi. Onun dışında ülkemize gelecek olursak, yani bu teknoloji markalarının öncülerinden de biridir. Ve teknoloji sayesinde ortaya çıkmış farklı bir hizmet sektörüdür diyelim. Mesela yemeksepeti.com. Yemeksepeti Yemek bundan 20 sene önce piyasaya girdiğinde, belki yapmak istediği şey tam olarak anlaşılamamış olabilir ama şu anda günümüzde çok önemli bir yere sahip. Gene televizyon reklamlarında çok sıklıkla duyduğunuz bir başka marka gerçekten başarılı bir Türkiye markası diyebiliriz. Getir ve Getir Yemek. Aslına bakıldığında gerçekten de hizmet içerisinde birçok alt sektörün oluştuğunu görebiliriz ve bunların insanlara fayda sağladığını görebiliriz. Dolayısıyla Yeni bir hizmet olabilir. Teknoloji kullanılarak bir hizmet oluşturulmuş olabilir ama mutlaka mutlaka bir farklılaşmanın aracı olarak kullanılmaktadır diyebiliriz. Şimdi elbette mesela fiziksel ürünlerde fiziksel ürün satan işletmelerin ağırlıklı olarak hizmeti farklılaşma aracı olarak kullanmaları sadece bu sektör ve markalara özgü değil. Örneğin evimizde en fazla kullandığımız ürünlerin başında televizyon, beyaz eşya, buzdolabı, fırın özellikle değil mi pandemi döneminde fırın ve gereçleri insanların hepsi birer neredeyse ekmek ustası haline geldi ve bunları çekip çekip fotoğraflarını paylaştılar. Bakıldığında ilk dönemlerde bir hareketlilik vardı. Gerçekten de bu rakamlara da yansıdı. Yani mutfak araç gereçlerinde ciddi bir artış söz konusu oldu. Şimdi bu açıdan baktığımızda e, mutfakla ilgili kullandığımız hanelerde kullanılan araç gereç ekipmanlar işte bulaşık makinesi fırın beyaz eşya televizyon şimdi düşünün bu ürünleri üreten işletmeler ne kadar farklılaşabilirler fiziksel ürün olarak ne kadar farklı televizyon üretebilirler ne kadar farklı işlevlere sahip buzdolabı üretebilirler ne kadar farklı işlevlere sahip çamaşır makinesi üretebilirler. Aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı aynı segmentte birbirine benzer ürünler üretmektedirler. Aşağı yukarı. Peki nasıl farklı olacaklar? Nasıl ben daha iyiyim mesajı verecekler tüketicilere? Bunu verebilmenin temel yolu da sunmuş oldukları fiziksel ürüne ekledikleri veya ekleyecekleri hizmetlerdir. peki bu ürüne eklenen hizmet en basit anlamıyla ne olabilir? Elbette müşteri hizmetleri, müşteriye satış sonrası sunulan garantiler, satış sonrası servis ağı birçok tüketicinin Türkiye'de herhangi bir beyaz eşya markasını tercih sebebi arasında hala servis ağının yaygın olması, servis ağının Türkiye'nin her ilinde bulunabilir olması önemli bir tercih kriteri olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki insanlar hala fiziki ürünün özelliklerinden çok özellikle beyaz eşya markalarında onun satış sonrasındaki hizmetlerine bakıyorlar. Bu otomobil için de geçerli. Sunduğunuz ürünün satış sonrası hizmetine mutlaka bakarsınız. Elbette her ürün böyle satış sonrası hizmet gerektirmeyen bir ürün olabilir. Ama siz müşterinizle iyi bir iletişim kurabiliyorsanız, müşteriniz satın aldıktan sonra İyi bir şekilde bu e, sorun çıktığında bunu halledebiliyorsanız, müşteriye yaklaşma biçiminiz iyi ise, işte bu da aynı şekilde fiziksel ürün de satsanız nedir? Sunmuş olduğunuz bir artı hizmettir. Bu da önemli bir farklılaşma aracı olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Şimdi tabii şöyle bir hizmetin de kısaca bir tanımını yapmakta fayda var. Aslına bakıldığında hizmet nedir? Hizmet insan veya makine tarafından üretilir bir defa bu kesinlikle doğru olarak söylenebilir doğrudur ve fiziksel olmayan ürünlerdir. İnsan ve makine tarafından üretilir ve elbette tüketiciye doğrudan fayda sağlar ve fiziksel olmayan ürünlerdir. Ama en önemli özelliklerinden biri şudur: süreçtir, performanstır. Hizmetle siz bir performans ortaya koyarsınız, fiziksel ürünle e, bu performansın çıktısı gibi düşünülebilir. Hizmetlerin bu anlamda biraz daha fiziksel ürünlere göre farklılıkları söz konusudur diyebiliriz. Tabii ki şu aklımıza gelmeli. Elbette ben fiziki ürün, saf bir fiziki ürün üretsem de mutlaka işin içinde hizmet oluyor. Bu bir. İkincisi somut özellikleri az, somut unsurları az bir işle uğraşıyorsam, örneğin perakende sektöründeyim, perakende sektöründe çalışıyorum bakıldığında elbette burada hizmetin soyut unsurları daha ağırdır. Müşteriye sunduğunuz fayda, ona davranış biçiminiz, herhangi bir ürünü değiştirme politikanız, kasiyerlerinizin nasıl davrandığı, insanların oradaki yaşamış oldukları deneyimler bunların hepsi önemlidir. Sattığınız fiziki ürünlerden belki çok daha fazla önemlidir diyebiliriz. İşte bu hizmetleri ne olursa olsun hangi sınıfta olursa olsun pazarlanmasını farklı kılan bir takım özellikleri vardır. Aslında bunların hepsini biz biliyoruz. Ama şöyle bir sınıflarsak eğer hizmetlerin ayırt edici özellikleri veya hizmetlerin özellikleri dört kavram üzerinden açıklanabilir. Bunlardan ilki az önce cümlelerimde de ifade ettim içerdiği gibi soyutluk özelliğidir. Hizmetlerin soyutluk özelliği elbette onun pazarlanma biçimini etkilemektedir. Bunu detayını birazdan tekrardan anlatacağız. Elbette hizmetlerin aynı zamanda bir de heterojenlik özelliği vardır. Heterojenlik. Heterojenlik özelliği işin açığı hizmeti veren kişiden kişiye göre değişebilmesidir. Bu doğru bir şey midir? Hayır, değil. Elbette. <laughs> Ama hizmetlerin sunulduğu kişi, kaynak kişisi, sunulduğu yer zamana göre farklılaştığını da söylemek mümkün. Bu onun heterojenlik özelliğiyle ile ilgilidir diyebiliriz. Elbette bir başka özelliği üretim ve tüketimin ayrılmaz olmasıdır. Yani biz şunu deme lüksüne sahip değiliz. Örneğin kuaför hizmeti önemli bir hizmet. Hanımefendiler için, beyefendiler için önemli bir hizmet. Aynı zamanda bizlerde bizim kültürümüzde kuaförler sosyalleşmenin de gerçekleştiği, insanların bir nevi sosyal rahatlama amacıyla kullandığı da yerler. Bunu da söylemek lazım. Bakıldığında özellikle hanımefendilerin kuaförleri, erkeklerin kuaför ya da berberleri bunun birer örneğidir. Şimdi düşünün orada saç kesim hizmetini siz kırpıp bana bir oradan işte bir saç kesim bir de sakal kesim hizmeti ver ben onu evde kullanayım deme lüksümüz yok değil mi? Böyle bir şey olamaz tabii ki. Elbette üretirken siz de tüketirsiniz. O hizmeti üretecek siz de o sırada tüketeceksiniz. Karşılıklı eşanlı oluyor. Peki fiziksel ürünlerde böyle mi? Değil. Bilgisayar üretiliyor, önünüze geliyor. Alıyorsunuz, bakıyorsunuz kalitesine, özelliklerine, alıp almama kararı veriyorsunuz. Fakat hizmetler böyle değil. Genel olarak böyle değil. Elbette istisnaları var mı? Var. Örneğin bu eğitim videosu gibi. Bir yandan çekiliyor. Çekilirken belki canlı olmadığı için tüketilmiyor ama daha sonra paketlenip stoklanıp kullanılabiliyor. Ve elbette dördüncü özellik ise hizmetlerin soyutluk dedik, heterojenlik dedik, üretim ve tüketimin ayrılmazlığı dedik. Ve dördüncü özellik ise bozulabilirlik özelliği ya da dayanıksızlık özelliği. Şimdi diyeceksiniz hocam ya bu mal mı ki bozulacak? Bu bir süt ürünü müdür, et midir bozulacak? Bu anlamda söylemiyoruz aslına bakıldığında. Şunu ifade ediyoruz. Örneğin bir otelin odaları var. Dün otelin yarısı boş kaldı. Otelimizin yarısı boş kaldı. Dün otelimizin boş kalan bu kısımlarını bugünkü gelirimize eklememiz mümkün değil. Artık dün boş kaldıysa o bir gelir kaybı olarak hanemize yazılmıştır. Veya uçaklar havalanıyor. İşte Amerika'ya gidiyor, başka bir ülkeye gidiyor, Türkiye içinde geziyor, noktalara gidiyor. E giderken boş giden koltuk sayısı o sefer için boş sayılıyor. <laughs> Ve o sefer için gelir kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim bu hizmetlerin bu genel özelliklerinden dolayı mutlaka ve mutlaka ne yapmamız lazım? Planlama yapmamız, talebi iyi araştırmamız lazım, süreci iyi yönetmemiz lazım diyelim. Ancak bu dört özellikten belki de en önemlilerinin başında gelen diyelim. Belki de net olarak söyleyelim. En önemlisi soyutluk özelliğidir. Soyutluk özelliğinden dolayı hizmetlerin, işletmelerin yapması gereken, alması gereken bir takım tedbirler vardır. Soyutluk özelliği ile ilgili özellikle burada açıklamamız gereken önemli bir kavram da risk kavramıdır diyebiliriz. Şimdi bu riskin ayrıntılarına hep birlikte bakalım. Soyutluk özelliği riskin algılanma biçimini etkileyecektir. Peki diyeceksiniz hocam. Tüketici nasıl bir risk algılar? Bir şey alırken risk algılar mı? Elbette. Algılanan risk diye adlandırdığımız bu kavram özellikle tüketicilerin herhangi bir ürünü almadan önce psikolojik olarak hissettikleri bir şeydir. Risk. Ne gibi bir risk olabilir? Elbette. Şöyle biraz örnek verelim. Biraz da hizmetler üzerinden örnek verelim. Şimdi biz şunu söyleyebiliriz. Fiziksel bir ürün satın alan bir tüketici bir hizmet satın alan bir tüketiciye göre daha düşük risk algılamasına sahiptir. Bir başka ifadeyle soyutluk özelliği yüksek olduğu için hizmetlerin risk algılaması tüketicilerde daha yüksektir. Çok basit bir örnek verelim. Örneğin şöyle bir hayal edelim. Pandemi bitmiş, her şey yoluna girmiş. Yaz için planlar yapıyoruz. Diyoruz ki ya bu yaz işte şöyle bir bir hafta kendimize bir izin verelim. Bir hafta şöyle bir kafamızı dinleyelim. İşte pandemiden dolayı da çok da fazla dışarıya çıkamadık ya da işte eşlerimizle, dostlarımızla görüşemedik. Bunlarla da görüşelim ama şöyle bir haftada kendimize ayıralım. Ne yapalım? Hadi şuraya gidelim. Nereye gidelim? Yurt dışında bir yere gidelim. Yurt dışında gideceğimiz yeri nereden bakacağız? Ama düşündük ki ya, ya hiç gitmediğimiz bir yer olsun, değişik bir yer olsun. Ve bunu da Nereden bakalım? Elbette biletini almak için diyelim. Örnek verdik ki işte Booking'e girdik, Trivago'ya girdik ya da işte gene yurt dışında Kıbrıs gibi düşünürsek Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti gibi ETS'ye girdik, Jolly Tour'a girdik, bir takım sitelere girdik. Hadi bunun Avrupa olduğunu düşünelim. Girdiğimiz sitenin de Booking olduğunu düşünelim. Şimdi girdiğimizde elbette daha önce hiç gitmediğimiz bir yere gideceğimiz için ve bir konaklama yeri bakacağımız için bir risk algılamamızın olduğunu söyleyebiliriz. Seçiyoruz. Bugün de taradık dedik ki o şehirde merkeze uygun 3-4 tane yer bulduk. Şimdi burada bu hizmeti daha önce hiç tecrübe etmediğimiz için yani daha önceden hiç gitmediğimiz için ve gittikten sonra da bunun farkına varabileceğimiz için ciddi bir risk algılamasına sahibiz. Yani algıladığımız risk oranı çok yüksek. Çünkü bir para vereceğiz ciddi de bir para vereceğiz. Paranın da ötesinde gittiğimizde memnun kalmazsak hadi diyelim paramızı da geri verdiler. Her türlü sorunumuzu hallettiler. En önemlisi ne? Ne demiştik? Bir hafta kendimize zaman ayırıyoruz. Bu yıl boyunca bir hafta zamanımız var kendimiz için. Zamanımızı kaybedeceğiz. Dolayısıyla bizim risk algılamamız çok daha yüksek olacaktır. Peki bu risk algılamamızı düşürmek için ne yaparız? Ondan önce biraz riskin çeşitlerini açalım. Risk çeşitleri nelerdir? Mesela böyle bir hizmet satın alırken sırf soyutluk özelliğinden dolayı aslına bakıldığında risk çeşitlerinden birincisi finansal risktir. Yani aldığım paraya değecek mi? Mesela bunu bir otel üzerinden açıklayacak olursak mesela gereğinden fazla ödüyor muyum? Gereğinden fazla para mı veriyorum? Bu bizim birinci riskimiz olacaktır. Elbette işletme olarak otelin de bu riski minimize edecek önlemler alması lazım. İkinci risk grubunda ise örneğin performans riski dediğimiz bir kısım var. Performans riski örneğin otele gittiniz ve orada yemekleri yiyeceksiniz, tadacaksınız ve bu yemekler gerçekten acaba taze mi, meyve sebzeler taze mi? Onun dışında lezzetli olacak mı? Böyle bir endişeniz de olabilir. Çünkü gittiğiniz anda tüketiyorsunuz. Hani dedik ya üretim ve tüketimin ayrılmazlığı ilkesi, özelliği. Önceden bilme ihtimaliniz yok. Onun dışında başka ne risk olabilir? Fiziksel risk olabilir. Yani mesela güvenli mi bu otel? Güvenli olup olmadığı. Bütün bunlar aslına bakıldığında bir otel işletmecisinin dikkate alıp bu soruların cevaplarını vermesi gereken durumları içeriyor ya da işaret ediyor. Onun dışında başka ne risk olabilir arkadaşlar. Hep birlikte düşünürsek psikolojik risk olabilir. Psikolojik risk. Yani bu tatili yaparken bu otelde ben kendimi rahat hissedecek miyim? Kendimi iyi hissedecek miyim? Öyle değil mi? Tatile rahatlamak için gidiyoruz. Huzur bulmak için gidiyoruz. E şimdi aynı bu hissiyata sahip olabilecek miyim? Bakın bu da bir psikolojik risk örneği. Dolayısıyla işletmenin bunu da dikkate alması lazım. Onunla birlikte sosyal risk bir başka risk türü olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek sosyal risk? Çevremizden onay görme, çevremizden takdir edilme, çevremiz tarafından takdir edilme ile ilgili bir risk algılaması. Ben bu otele bu yere gittim acaba çevrem ne der? Ya da işte ben filan filan otele gittim acaba çevrem beni küçümser mi veya bununla ilgili rahatça ortamda söyleyebilir miyim? Ne düşünürler? Elbette bu insandan insana değişecektir. Ama özellikle günümüzün genç kuşağında böyle bir sosyal onay kavramının da önemli olduğunu vurgulamakta fayda var. Ve belki de hizmetlerin sadece ve sadece soyutluk özelliğinden dolayı zaman riskinin en önemli risk olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o bir haftayı kimse bize geri veremez. Paramızı geri verdiğini varsayalım her türlü negatif unsuru pozitife çevirdiğini varsayalım ama gene de mutlu olmadık. ne olacak? Bir haftamız boşa gitti. Dolayısıyla hizmetlerin bu soyutluk özelliği, üretimle tüketimin aynı anda olması, ayrılmazlığı, onunla birlikte heterojenliği ve bozulurluğu ya da işte dayanıksızlık özellikleri işte bu risk düzeylerini ne yapıyor? Arttırıyor. Bütün hizmet işletmeleri bunları azaltacak şekilde Eylemlerde bulunmalıdır. Peki bunu nasıl yapabilir bir otel? Veya bu otelin satıldığı platform, elektronik ticari sitesi bunu nasıl gerçekleştirebilir? Elbette buna yönelik çalışmalar var. Sizler de takdir edersiniz ki karşılaşmışsınızdır bunlarla. Örneğin özellikle booking.com sitesinde ve diğer tüm web sitelerinde sadece otel sektöründe ya da konaklama sektöründe değil diğer bütün hizmet işletmelerinde yani hepsi burada için de aynı şey geçerli ee, onun dışında diğer tüm elektronik ticaret alanında hizmet veren işletmeler için de aynı şey geçerli ne vardır bir referans sistemi vardır eğer bir tüketici daha önceden tecrübe etmediği bir şeyi tecrübe edecekse daha önceden gitmediği bir yere gidecekse neye güvenir orayı daha önceden tecrübe etmiş kişilerin yorumlarına güvenir. Ama elbette burada neye bakacaktır? Bu yorumların sayısına, genişliğine ve ne kadar derinlikte yapıldığına. Şimdi son dönemlerde gerek Booking olsun diğer tüm elektronik ticaret sitelerinde özellikle hizmete aldığınız nokta ile ilgili çok derin ve çeşitli yorumlar bulunmakta. Örneğin Booking.com'da otellerin puanı bulunmakta ve oteller bu puan üzerinden sizin bu riskinizi, risk algılamanızı minimize etmeye çalışmaktadırlar. Şimdi ay eskiden ilk bunlar ortaya çıktığında sadece bir otel skoru vardı bakıldığında. Şimdi günümüzde de bazı perakende sitelerinin ya da işte e, ürün satan, fiziksel ürün satan bu hizmet işletmeleriyle ilgili aynı sorun devam ediyor. Sadece bir skor vardı. Booking için söylüyorum. O skorla ilgili otelin skorunu görüyordunuz. Puanına. 9 mesela. E i̇yi. Peki bu 9 nereden geliyor? 9'u kim ne için vermiş ortalama? Kimi belki 10 verdi. 2 kişi de 6 verdi, 7 verdi. Bilemiyoruz. Ama ortalaması 9 olmuş. Şimdi günümüzde artık bunları parçalıyorlar. Çünkü her insanın hassas olduğu ayrı bir nokta olabilir. Nedir bu nokta? Mesela kimi insanlar yiyecek içecek kalitesine önem veriyor olabilir çeşitliliğine. Kimi insanlar lokasyonuna önem veriyor olabilir, ulaşımına. Kimi insanlar personelin davranışlarına önem veriyor olabilir. Dolayısıyla artık bu gibi sitelerde 4-5 tane alt boyut üzerinden puanlama var. Siz oradan lokasyon puanı ayrı, yiyecek içecek temizlik puanı ayrı olarak görebiliyorsunuz. Ne oluyor? Bu hizmet işletmesi kendisini tercih edecek tüketicinin nesini düşünmüş oluyor? Bu soyutluk özelliğinden dolayı risk algılamasını minimize etmeye çalışıyor. Buradaki en önemli yöntem zaten hangi hizmet işletmesi olursa olsun tüketiciye sunulan <laughs> doğru bilginin ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. Ulaşılabilir olması lazım. Tüketicinin bir yerden bir hizmet işletmesini denemesi için onunla ilgili bilgiye ihtiyacı vardır. Onunla ilgili bir kendisi bir takım bilgilere ulaşmalıdır. İkincisi de kendisi o hizmeti bağımsız olarak firmadan test etmiş, tecrübe etmiş kişilerin yorumlarına ulaşmalıdır. Dolayısıyla bu iki konu oldukça önemlidir diyebiliriz. Elbette biz bu örneği mesela çoğaltabiliriz. Sadece yurt dışındaki bu firma için değil, aynı zamanda Türkiye'de ki web siteleri için de verebiliriz. Şimdi şunu düşünelim. Biz mesela herhangi bir problemle karşılaştığımızda aynı zamanda bu hizmet işletmesine ulaşmak da isteriz. O yüzden bu riski algılamasını düşük tutabilmek adına mutlaka ve mutlaka firmaların iletişim kanallarını açık tutması lazım. İletişim kanalının açık olması lazım. Bu sadece bir işletmeyle bir tüketici sorun yaşadığında söz konusu olmaz. Bazı tüketiciler bunu önceden de deneyebilir. Bununla ilgili şikayet sitelerine bakabilir. Bununla ilgili sizi arayabilir ve cevap verip vermediğinizi, ne kadar hızlı dönüş yaptığınızı, sosyal medya üzerinden ne kadar hızlı bir dönüşe sahip olduğunuzu test etmek isteyebilir. Artık günümüz dünyasında bunlar artık olmazsa olmazlar gibi düşünülmelidir diyelim. Dolayısıyla bu soyutluk etkisinin ve soyutluktan kaynaklı Risk algılamasının özellikle tüketiciye bilgi sunarak, bilgi, şikayet ve benzeri kanalları açarak bir nevi iletişiminizi şeffaf hale getirerek, doğruyu söyleyerek yapmak mümkün diyebiliriz. Bununla ilgili olarak elbette işletmelerimiz gerekli önlemleri mutlaka alıyorlardır. Fakat iyileştirilmesinde fayda olduğunu düşünebiliriz. Şimdi ikinci özelliğimiz de neydi? hatırlarsak heterojenlik demiştik. Yani dedik ki bir işletmenin, Z işletmesinin sunduğu hizmet kişiden kişiye, yerden yere, zamandan zamana hatta o kişinin gün içindeki saatine göre bile değişebilir. Biz buna heterojen diyoruz. Heterojenlik diyoruz, özelliği diyoruz hizmetin. Şimdi tabi bu kabul edilebilir bir şey mi? Hayır değil. Kabul edilebilir olması mümkün değil. Bunun standart hale getirebilmek lazım bu hizmetin standart olması lazım. Bu böyle olabilir. Fakat personelimizi bu konuda belki mini eğitimlerle hangi durumda neyi yapacağı öğretilerek, bununla ilgili bilgi verilerek, bu eğitimlerin verilerek davranışlarının standartize edilmesi lazım. Bursamızdan güzel bir örnek var bununla ilgili. Kısaca onu da paylaşmak isterim. Örneğin belki yaşım gereği çok rahat hatırladığım için Nilüfer Turizm Bursa'da ilk piyasaya girdiği zaman işte bu hizmetin kişiden kişiye heterojen olarak verilme özelliğine sadece bile odaklanarak ciddi bir pazar payı büyümesi yakalamıştır. Standart giyimli kişiler, standart giyimli şoförler, kaptanlar, standart giyimli muavinler ve onların standart davranışları. Su verirken bile standart soldan başlamaları ya da sağdan başlamaları, kişilere hitap etme biçimleri Onunla birlikte bütün bunlar yazılı hale getirildi. Ve bütün bunlar birer iç eğitim olarak sunuldu. Ve dolayısıyla da hangi mülüfer turizm otobüsüne binerseniz binin o dönemde standart bir hizmet aldığınızı gördünüz. Dolayısıyla heterojenliğin negatif etkisi bu şekilde yok edilmiş oldu. Heterojenlik ciddi anlamda hizmet işletmelerinin karşılaşmış olduğu önemli bir sorun. Bunu belki günlük uygulamalarda görebiliyor olabiliriz. Kişiler belirli markaları tercih ederken şu lafı sıklıkla söylerler. En azından ben çevremde bu şekilde oldukça sık bir duyuma sahibim. Örneğin X bankasını tercih ediyorum çünkü orada arkadaşım var. Ya da Y servisini tercih ediyorum çünkü orada bizim Ahmet var. Ahmet çok iyi bakıyor vesaire. Diğerine geçmeyi düşünmüyorum çünkü orada kimseyi tanımıyorum. Şimdi düşünün. Kişi hizmet işletmesini tercih ederken kişi üzerinden gidiyor. Yani diyor ki orada Ahmet var, Mehmet var. Elbette Ahmet'in Mehmet'in hakkını vermek o ayrı bir konu. Fakat hizmet işletmesi olarak, bir profesyonel işletme olarak bunu bir kurum olarak tercih edilebilir hale getirebilmek lazım. Yani sizi Ahmet'ten ötürü, Mehmet'ten ötürü değil, adınızdan ötürü tercih etmesi lazım tüketicinin. Bu nedenle Ahmet de olsa, Mehmet de olsa size aynı hizmeti, aynı hizmet kalitesinde ne yapması lazım? vermesi gerekiyor. Bu da ancak ve ancak hizmetle ilgili standartlar oluşturmak, bunları uygulamak, eğitimlerle denetlemek ile söz konusu olacaktır. Ve elbette bir başka önemli konu da az önce de ifade ettiğimiz gibi üretim ve tüketimin eş zamanlı olması, üretim ve tüketimin ayrılmazlığı bir başka ifadeyle bunu hizmetlerin hemen hemen çoğunda görürüz üretirken tüketilir. Bir nevi hizmeti alırsınız, alırken de siz de tüketmiş olursunuz. Bu açıdan bu hizmet işletmelerine normalde fiziksel ürün üreten işletmelere göre bir tık daha fazla avantaj da getirebilir, dezavantaj da getirebilir. Önemli olan bu müşteriyle o deneyimi iyi bir şekilde tasarlayabilmek ve müşterinin akılda kalıcı, iyi bir deneyime sahip olmasını sağlamaktır. Bu elbette çalışanlarla olacak şey. Hizmet sektöründe ileriki konularda mutlaka daha ayrıntılı anlatacağız ama burada da yeri gelmişken belirtmekte fayda var. Emek yoğun bir sektör olduğu için dinamosu çalışanlardır, insanlardır. Özellikle de hizmet işletmelerinde insanlarla, tüketicilerle karşı karşıya yüz yüze iletişimde bulunan insanlardır. Bir numaralı kritik odaklanılması gereken kısım odur. Dolayısıyla üretim ve tüketim ayrılmaz iken yani hizmet verirken bir kişi onu karşıda tüketen olduğu için <laughs> bunun bir berberlik hizmeti olduğunu da düşünelim. Yarıda da bırakmayacağına göre büyük ihtimalle hizmetin sonuna kadar iyi bir tecrübe yaşamasını sağlayabilmemiz gerekiyor. Dördüncü ve son özellikle ilgili olarak da kısaca şunu söyleyebiliriz. Bozulabilirlik ya da dayanıksız olma özelliğini, bir hizmet işletmesi nasıl bertaraf edebilir? Nasıl bununla ilgili risk algılamasını minimize edebilir, en küçükleyebilir? Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bir defa özellikle, kısaca bir hatırlatalım, bozulabilirlikle kastımız, dayanıksızlıkla kastımız aslında bakıldığında hizmetin depolanamaması genel olarak. Yani dünkü hizmet otel odası boşsa bugüne aktarılamaz. Gelir kaybıdır dünle ilgili dün boş giden uçak boş gitmişse o bugüne aktarılamaz. O günün gelir kaybı olarak yazılır. E, dolayısıyla bunu yapabilmek için ne yapmak lazım? Talebi iyi hissetmek, talebi iyi araştırmak ve talebi dengeleyebilmek lazım. Talep araştırmasını iyi yapabilmek lazım ve gereksiz değil yerinde tutundurma kampanyaları yapmak lazım. Elbette bunun örnekleri çokça vardı pandemi öncesinde. Özellikle mağazalar, <laughs> perakende firmalar bunu sıklıkla yapıyordu. Hafta sonu zaten yoğunluk olduğu için belirli e, stratejilerini uygulamayı hafta içine alıyordu. Hafta içi daha fazla insan çekebilsin diye. Bu sıklıkla karşılaşılan bir olgu diyebiliriz. Talebi iyi yönetebilmek, talebi iyi planlayabilmek oldukça önemlidir. Bu risk e, ki minimize etmek adına diyebiliriz. Peki bizim daha böyle üst olarak düşünürsek daha üst bir kavram olarak birer hizmet işletmesi olarak etrafımızda pek çok rakibimizin olduğu da bir gerçek. Bu rakiplerle rekabet edebilmek adına da elbette bazı rekabet stratejilerini benimsemiş olmamız gerekir. Yani bazı rekabet stratejilerini kullanıyor olmamız gerekir ki o ana eksen altında diğer pazarlama stratejilerimizi uygulayabilelim. Öncelikli olarak bu rekabet stratejisine ne yapmamız lazım? Karar vermemiz gerekiyor. Hizmetlerde rekabet stratejisi dediğimizde ya da bir hizmet işletmesi, bir perakendeci, bir <laughs> herhangi bir hizmeti içinde barındıran herhangi bir ticaret işletmesi neleri kullanabilir? Öncelikle sırayla şöyle bir bahsedelim. Birinci olarak maliyet liderliği dediğimiz, toplam maliyet liderliği stratejisi olarak da adlandırılan ve olabildiğince maliyetleri minimize edip rakiplerimizle düşük fiyat üzerinden rekabet etme stratejisi bir örnek olabilir. Yani biz mümkün olduğunca düşük fiyat üzerinden rekabet etmeye çalışırız. Bu tabii ki bir stratejidir, bir seçenektir. Bu seçenek her işletmenin amacına uygun olmayacaktır. Ama elbette bütün işletmelerin maliyetlerini minimize etmesi gerektiği ayrı bir konudur. Fakat Maliyetlerimizi minimize edebilmek, bir başka ifadeyle toplam maliyet liderliği yani bu stratejiyi kullanabilmenin de en önemli şartlarından biri bir e, yığın, bir satışa sahip olmaktır. Yani bir nevi ölçek ekonomisinin olması demektir. Sürümden kazanma yöntemi diye de adlandırabiliriz bunu. Başka türlü bu stratejinin kullanılması çok anlamlı olmayacaktır diyebiliriz. İkinci bir rekabet stratejisi olarak ise şunu ifade edebiliriz: kişiselleştirilmiş bir hizmeti standart hale getirmek veya standart bir hizmeti kişiselleştirmek. Şimdi özellikle hizmet işletmelerine bu stratejiye son dönemlerde ciddi oranda rağbet ettiğini görebiliriz. Hangisi için söylüyorum? Ne demiştik? kişisel bir hizmeti standartlaştırmak, standart bir hizmeti kişisel hale getirmek. Daha çok standart bir hizmeti kişiselleştiriyor işletmeler. Neden? Çünkü maliyet baskısı nedeniyle bir çıkış yolu arıyor ve o hizmetini daha yüksek para ödeyebilecek kişilere satmaya çalışıyor. Fakat o hizmeti o halde satın alabilecek daha yüksek fiyattan bir kitle bulma ihtimali yok çünkü o zaman da rakipler düşük fiyat stratejisiyle bunu baskılıyor. Peki bu durumda ne olabilir? O zaman daha kişiselleştirilmiş hizmetin türevlerini çıkartarak, daha kişiselleştirilmiş bir takım parçalara ayırarak o zaman birazcık daha fazla fiyatla onu isteyen kitleye bunu satabiliriz. Hocam örneği ne diyeceksiniz? Ne tür bir örnek olabilir? Bunu açmakta fayda var. Örneğin Pegasus firmasının Türkiye pazarında ilk ortaya çıktığındaki stratejisi bu bir hizmet işletmesi, ulaşım işletmesi, ciddi yatırımı var. Sabancı ailesine ait önemli bir firma. İlk stratejisi hizmet sektöründe toplam maliyet liderliği stratejisiydi. Düşük fiyat üzerinden rekabet etmeye çalışıyordu. Düşük fiyat vererek maliyetlerini minimize etmeye çalışıyordu. Bu arada şunu karıştırmamak lazım. Bir kere daha altını çizelim maliyeti minimize etmeye çalışmak her işletmenin yapması gereken bir şey. Toplam maliyet liderliği stratejisiyle sadece e, bir e, olmazsa olmazı bir şeyi, bir parçası bu olmadan toplam maliyet liderliği stratejisi olmaz ama maliyetlerini minimize eden her işletmede bu stratejiyi izliyor denemez tabii ki de. Şimdi ilk başta bu şekildeydi. Yani maliyetini minimize ediyor ve düşük fiyat vererek rekabet etmeye çalışıyordu. Fakat gel zaman git zaman içerisinde elbette rekabet baskısı tüketicilerin değişen ihtiyaçları ve tüketicilerin giderek daha farklı hizmetlere olan eğilimi stratejisini tekrar gözden geçirmesine neden oldu. Ne yaptı peki Pegasus firması? Mutlaka pandemi öncesinde yurt dışına çıkan katılımcılarımız izleyicilerimiz bunu farkındadır Hizmetlerini bölmeye başladı yani eskiden bir taşıma hizmeti sunuyordu standart bir hizmet vardı olabildiğince düşük fiyatta sunuyordu bundan vaz mı geçti Hayır değil gene bu hizmeti sunuyor ve bunu standart bir şekilde olabildiğince düşük fiyatta sunmaya çalışıyor Fakat bir de şunu kullanmaya başladı İşte bu standart hizmeti acaba ben içinde belirli şeyleri isteyen Örneğin, oturduğu yere sandviçini isteyen, örneğin yerini seçmek isteyen, örneğin şurada oturmak isteyen, örneğin her ikisini birden isteyen ya da işte sigorta isteyen, istemeyen ve benzeri pek çok alt hizmete ne yaptı? Böldü. Ve bu hizmetleri bölerek kişiselleştirdi. Yani o anda taşıma hizmetini zaten bilet fiyatına dahil etti ve bunu sattı. Fakat onun dışında da segmentlere böldü. Mesela bunlardan bir tanesi de bilet fiyatının ilk internet sitesinden olsun satın alınırken farklılaştırılması. Nasıl farklılaştırılıyor? Bir diyor ki eğer sen fazla bir bagajın yoksa arkadaş 8 kilogramlık ya da işte bilmem kaç kilogramlık bir sırt çantasıyla gelip bu şekilde dolaşabilirsin. Sana daha uygun bir fiyat sunuyorum. Ayrı bir özellik kişiselleştirdi. O segment özelliğine yönelik ayrı bir paket hizmet çıkardı. Onun dışında ekonomi zaten bildiğimiz gibi var, standart bir hizmet ve onun dışında başka örnekleri de var. Aynı zamanda bunları da işte içine yemek katarak, sandviç katarak, oturma yeri katarak, onun dışında hatta kimi yerlerde internet paketi yurt dışında da örnekleri var. İnternet paketi ve benzeri katarak, bazı eğlence hizmetleri katarak farklılaştırdı ve her birini ayrı bir segmente sundu. Yani uçağın içinde hiç kimse tek standart bir hizmet almak zorunda değil dedi. Herkes isteğine göre farklı hizmetleri alabilir. Bu tipik bir standart bir hizmeti kişiselleştirme stratejisi örneğidir diyebiliriz. Peki biz bunu tam tersini uygulayabilir miyiz? Ya da kişiselleştirilmiş bir hizmeti standart hale getirebilir miyiz? Günümüzün fiyat odaklı rekabet baskısının hissedildiği bu ortamda işletme açısından çok mantıklı gelmiyor bakıldığında. Çünkü her zaman tüketici aynı hizmeti aldığı zaman ve bunun üzerine ekstra bir hizmet talep etmediği ya da bunu almadığı zaman e, fiyatın da düşük olmasını istiyor. Fiyatın da olabildiğince düşük olmasını bekliyor. Böyle bir beklenti içinde. O yüzden farklı bir fiyat, daha ekstra bir fiyat ödemesi için mutlaka ve mutlaka <laughs> bu tüketiciye ya da müşteri grubuna ekstra bir hizmet Ekstra hizmetten de öte onun segmentine yönelik, onun ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş bir hizmet sunulmak gerekiyor. O yüzden genelde hizmet işletmeleri eğer bir maliyet baskısı altındaysa, rekabet stratejisi ya da rekabet baskısı altındaysa hizmetlerini farklı segmentlere göre kişiselleştirerek, özelleştirerek piyasada stratejiler izleyebilirler diyebiliriz.